İngilizce okunması gereken eser. Joseph von Hammer'in Geschichte des Osmanischen Reiches. Bir de onun kendisinin de tamamlayıcısı olarak gördüğü Geschichte der Hane von Krim diye, Kırım Hanlarının tarihi. Hep onu 11. cilt olarak görmüş Hammer. Onları okumak lazım. Ondan sonra Halil İnalcık'ın eserlerini okumak lazım. Biraz o klasik dönem hakkında yazdım. Fakat ondan sonra Halil Hoca'nın çok eserleri var. Mesela Devlet-i Ali 3. cildi de çıktı. Şimdi bir tane Fatih biyografisi çıkıyor. Onu okumak lazım. Halil Hoca'nın pek çok da bilimsel makalesi var Osmanlılar hakkında. Onlara bakmak lazım. Onlar benim çok ilginç bulduğum bilgilerle dolu. Hakikaten ve sağlam bilgilerle dolu. Belgelere dayanan bilgilerle dolu. Mesela meteoroloji hakkında, Osmanlıların ölçme yöntemleri hakkında bilgiler var. Biraz da mühendisleri ilgili, mühendislik tarihçilerini ilgilendirecek bir şey. Ve nihayet tabii İlber Ortaylı. İlber Ortaylı Türkiye'de ciddi mukayeseli tarih yapabilen benim bildiğim tek adam. Çünkü çok dil biliyor. Pek çok tarihi okumuş. Dolayısıyla bunları okumak lazım. Yurt dışında önemli tarihçiler var Osmanlı tarihiyle ilgilenen. Siz 3 tane sormuşsunuz, onun için 3 tane söyledim ben. Fakat Türkiye'de bir de uydurma Osmanlı tarihi var. Bunlardan uzak durmak lazım. Bilhassa bu son zamanlarda çok türedi bunlar. İşte Osmanlı ne büyüktü, ne iyi bilmem neydi falan diye böyle bir sürü yalan yanlış bilgi pompalayan tarihçiler türedi. Bunlardan uzak durmak lazım. Benim gördüğüm başta Şevket Süreyya Demir gelir. Şevket Süreyya'nın Atatürk hakkında, İnönü hakkında, Menderes hakkında, Enver Paşa hakkında çok güzel kitapları vardır. Okunması kolaydır. Çok güzel bir dili vardır. Bunları okumak lazım. Ondan sonra Andrew Mangan'ın eserleri var. Andrew Mangan'ın Atatürk biyografisi muhteşemdir bana sorarsanız. Yani hakikaten çok çok güzel yazılmış bir biyografidir. Ondan sonra Murat Bardakçı'nın kitaplarını tavsiye ederim. Murat Bardakçı'nın kitapları belge bakımından çok zengindir. Ve özellikle hanedanın gündelik hayatıyla ilgili hiçbirimizin içine girmediği, bilemediğimiz, bugüne kadar kapalı kalan pek çok kapıyı açmıştır. O bakımdan ilginçtir. Onları çok çok tavsiye ederim. Bunlardan bir tanesi, kronolojik sırayla gidersek, Eduard Süss'tür. Bu çok büyük bir jeolog, Eduard Süss. Eduard Süss çok ilginç bir adam. Üniversiteyi bitirmiyor. İşte bunun 1848 ihtilali hadiseleri işin içine giriyor falan. Üniversiteyi bitirmiyor. O, Tabiat Tarihi Müzesi'ne asistan olarak giriyor. Tabiat Tarihi Müzesi'nde çalışırken yayınlar yapıyor. Ondan sonra üniversiteye müracaat ediyor. Ben doçent olmak istiyorum diyor. Üniversite gülüyor, geçiyor. Ya diyor, doçent olmak için şey lazım, doktora lazım. Sende üniversite diploması bile yok falan. Bunun üzerine Süss yılmıyor, gidiyor bakana. Diyor ki efendim benim eserlerim bunlardır. Bakan da bakıyor. Ya diyor Herr Süss, şimdi kanuna göre ben size doçent atayamam diyor. Ama ben diyor kanunu inceledim. Sizi diyor profesör atamamak için hiçbir sebep yok diyor. Sizi kafadan profesör atıyorum. Ondan sonra Süss politikaya atılıyor. Politikayla profesörlüğünü aynı anda götürüyor. 30 sene Viyana'ya İyi içme suyunun getirilmesi projesi Süss'ündür. Tuna kanalının düzenlenmesi projesi Süss'ündür. Avusturya okullarında dinin etkisinin azaltılması çalışmaları Süss'ündür. Bunun yanında da Süss gelmiş geçmiş en büyük jeolog olmuştur. Çok ilginç bir adam. Ondan sonra Einstein çok ilginçtir. Einstein evden kendi başına çekiyor gidiyor. Ben diyor sıkıldım bu Almanlardan diyor. Kendisi de Alman. Sıkıldım buradan diyor, İsviçre'ye gidiyor. İsviçre'de okulu bitiriyor. İsviçre'de üniversiteye giriyor. Üniversiteyi bitiriyor. Üniversitede genellikle tembel bir öğrenci olarak görülüyor falan. Ondan sonra asistanlık için müracaat ediyor. Diyorlar kardeşim yani sen pek parlak bir adam değilsin. Dolayısıyla sana diyorlar asistanlık yok.
Bu gidiyor patent ofisinde çalışıyor. Patent ofisinde çalışırken hala fiziğin en temel düşüncelerinden birini oluşturan izafiyet teorisini yayınlıyor. Aynı zamanda fotoelektrik olay hakkında bir makale yayınlıyor ki ondan Nobel almıştır daha sonra. Ondan sonra Brownian Motion'u yayınlıyor. Falan. Birdenbire kendisine asistanlık dahi vermeyen Zürich'teki teknik okul, meşhur ETH, kendisini profesör yapıyor. İşte ondan sonra 1916'da Berlin'e çağırılıyor 1913'te. İstemeye istemeye gidiyor. Sonra da gittiğine pişman oluyor. Berlin'de genel izafiyet teorisini yayınlıyor. İnanılmaz bir adam. Yani üçüncü yükseliş hikayesini ilginç bulduğum adam Atatürk. Atatürk'te öyle bir asker olarak başlıyor. Tarihin en büyük modernizatörlerinden biri olarak bitiriyor işini. Yani orta çağda kalmış bir toplumu modernize etmeye çalışıyor. Büyük ölçüde başarıyor. Ama işte ondan sonra gelenler bunu tekrar geri çevirdiler. Onu konuşacağız. Yaşamış en büyük üç asker size göre kimlerdir diye sorulmuş hemen ardından. Efendim yani evet bu Timur ve Atatürk'tür yani. Bir de İskender de var tabii. Ben Atatürk'ü ilave ettim çünkü. Şimdi bakın İskender, Cengiz Han ve Timur kendi kaderlerini kendileri yaratmış adamlar. Şimdi İskender öyle değil. İskender kral çocuğu. Bir kral olarak doğuyor. Onun otomatikman emrinde bir sürü adam var. Cengiz'le Timur'un yok, Atatürk'ün de yok. Bu üçü bunları organize ediyorlar. Ondan sonra büyük zaferlerini kazanıyorlar. Dolayısıyla ben onun için buraya Atatürk, Cengiz Han, Timur yazdım. Unutmayın, Harold Lamb, İskender, Cengiz, Timur dediği zaman daha Atatürk o kadar tanınmıyordu dünyada. Belki tanınaydı onu yazardı. Fatih Sultan Mehmet'in bütün hayatı ilginç zaten. Fakat ilginç olan bilgilerden bir tanesi çocuk yaşında Yunanca öğrenmiş. Yani defterleri var. Yunanca yazılar yazmış. Ve çok meraklı. Bir sürü şeyi okumuş. Ve İstanbul'u fethettiği zaman kendisinin bir medeniyet fethettiğinin farkında. Ve bu medeniyeti de içselleştirmek istiyor. Bilime ve medeniyete meraklı olduğu kadar teknolojiye meraklı. Değil mi? O getirdiği toplar bilmem neler falan müthiş bir şey. Teknolojiyi kullanıyor. Ve üçüncü ilginç bilgi kendisi hakkında da çok acıklı bir bilgi. Fatih'in ölümüdür. Şimdi Fatih'in ölümü hakkında bir sürü şey vardır. Rivayet vardır falan. Fakat en güçlüleri Fatih'in öldürülmüş olmasıdır. Yani Fatih ömrünün son zamanlarında hastaydı. Doğru. Ağır bir gut hastalığından. Muzdaripti. Ama Fatih'in ölümüne sebep olan zehirlenmesidir Yakup Efendi tarafından. Bunu kimin organize ettiği hala belli değil. Üç tane ihtimal var. Bir diyorlar papalık yaptırdı bunu. Bir diyorlar Venedikliler yaptırdı. Bir de diyorlar Şehzade Bayezid yaptırdı. Şehzade Bayezid'in bence yaptırmış olması en büyük ihtimal. Çünkü Fatih Cem'i veliaht ilan ediyor. Büyük çocuk Bayezid. Cem'in veliaht ilan edilmesi, Cem babasına benzeyen bir tip. Bayezid'in ödü patlıyor. Dolayısıyla o ihtimal bence en muhtemel olan şey. Hocam Bayezid birazcık daha şey sınıfına yakın değil mi? Böyle dini daha... Evet çok daha dindar soyadı. Babası gibi bir adam değil. Yani mesela onun edebiyatı seven bir adam, Çağatay'ıca bilen bir adam. Yani babası gibi değil. Şimdi babası Avrupa medeniyetinin hayranı olan bir adam. Bayezid öyle değil. Bayezid tam tersi. Ve işte zaten Bayezid devrinde önemli bir geri gidiş yaşanıyor Osmanlı döneminde. Ne yazık ki. Halkın o dönem onu sevmemesinin sebebi de bu olabilir mi? Yok, halkın sevmemesinin sebebi vergiler. Vergiler. Sürekli savaş. Sürekli savaş. Yani Fatih döneminde bir savaştan bir savaşa gidiyor Osmanlı İmparatorluğu. Hepsini de kazanmıyor. Yani Fatih'in yenildiği yerler değil mi? Mesela Arnavutluk'ta falan, Balkanlar'da bir sürü yenilgi alıyor.
Ama adamın kafasında bir proje var. Yani Roma İmparatorluğunu canlandırmak ve Roma İmparatoru olmak. Zaten doğuyu aldım diyor, batıyı da alayım diyor bana. Böyle düşünceleri olan ilginç bir adamcağız. Evet, o şeyden kaynaklandı. Levha tektoniği ortaya çıktıktan sonra Zeus'un teorik çatısının yanlış olduğu görüldü. Onu görünce dedim ya bu adam bile yanlış yaptıysa bu jeoloji ne biçim bilimdir ya dedim, böyle olmuyor bu iş. Vazgeçeyim bu işten dedim. Ondan vazgeçeyim deyince dedim hadi okuldan da vazgeçeyim yani okuyacağım da ne olacak? Falan o şeye kadar sürdü, Krakatoa filmini görene kadar sürdü. Krakatoa'yı gördüm dedim ya en iyisi gene jeoloji. Ben gene jeolojiyi yapayım dedim. Hayır. Bir daha olmadı. O zaman zaten coğrafya öğretmenim bana şunu söyledi. Dedi ki bak dedi bütün bilimler böyledir. Teoriler yıkılır, yenileri gelir. Teoriler yıkılır. İşte 17 yaşında, 16-17 yaşındayken oldu. Ondan sonra bir daha olmadı. Ya sizin de daha önce iddia ettiğiniz bazı hipotezler daha sonra yanlış oldu. Tabii canım ya kendim yanlışladım bazılarını ama alıştıydık artık o zaman. O zaman moraliniz bozulmuyor mu? Hayır. O normaldir. Yani eldeki verilerle işte bu kadarını yapabiliyorsun. Ondan sonra veriler artıyor. Aa diyorsun bak bu yanlışmış. Veya diyorsun ki ya o zaman tam düşünememişim. Şimdi bak aklıma yeni bir şey geldi. O normaldir yani. Bunu bir suç da diyemeyiz değil mi? Efendim hiç kimse her şeyi bilemez. Yani her şeyi bildiğini iddia eden zaten gerizekalıdır. Değil mi? Yani ben yanılmam, ben her şeyi bildim, her şeyi bir bilen vardır falan. Bu tip fikirler ilkel insanlara ait. Bilakis, Zeus'un yanılmış olması bizim bugünkü gelişmemize çanak tutmuş olan olaylardır. Yani Zeus olmasaydı biz bugün burada olamazdık. Daha geride olurduk jeolojide. Değil mi? Dolayısıyla bilimde yanılgılar basamaklardır aslında. Yukarı doğru giden basamaklardır. Her bir basamağa basacaksın bir kere. Değil mi? Birdenbire yukarıya gitmek mümkün değil. Hocam bu konuda Thomas Kuhn da değişik bir bakış açısı getiriyor. Thomas Kuhn'un bakış açısı tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Yani Thomas Kuhn bir kere bilimi tanımıyor. En önemli özelliği. O bilim. Da bilim insanı. Yani. Değil. Yani o bir şey. Ne derler? Başarısız olmuş bir fizikçi. Anlatabiliyor muyum? Thomas Kuhn bir teori nasıl terk edilir? Yani o diyor ki Gestalt Switch. Yani işte ben... bir veri grubuna şöyle bakarım. Birisi buradan bakar. İşte biz iki değişik teori üretiriz bunun hakkında. İkisi de geçerlidir. Öyle şey olmaz. Yani burada eğer bir nesne varsa bunun da bir tane teorisi olur. Değil mi? Yani popülerlikle falan. Hayır, hiç alakası yok. Mesela Thomas Kuhn diyor ki efendim işte bir teorinin kabulünde en önemli kriter ne kadar adam bunu kabul ediyor. Hayır. Bu popülerite yarışması değil. Değil mi? Yani Galileo sadece bir kişiydi. Dedi ki kardeşim bu böyledir. Herkes hayır dedi. Galileo haklıydı. Değil mi? İstediği kadar ötekiler hayır desin. Yani Einstein hakkında meşhur bir olay vardır. Nazilerin yüz fizikçisi Einstein'e karşı bir kitap yazıyor. Einstein'e karşı yüz fizikçi diye bir kitap yazıyorlar. Einstein'e söylüyorlar senin hakkında böyle bir kitap yazıldı diye. Einstein diyor ki gerçekten haksız olsan bir tanesi yeterdi diyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani Thomas Kuhn'un ne yazık ki çok popüler olmuş olan o görüşleri ciddi alınacak görüşler değiller. Onu hemen söyleyebilirim size. Ben konuştum Thomas Kuhn'la ve bilgisizliği hakkında hayret etti. Yani bana mesela jeoloji tarihçesi hakkında aman dedi ben şu kitabı çok beğeniyorum dedi. Dedim Profesör Kuhn bir beş para etmez bir kitabı. Önemsiz de bir konuda. Aa dedi siz öyle mi düşünüyorsunuz? Evet dedim. Ya ben jeoloğum. Onun hakkında bir tane yazınız vardı benim gördüğüm. Daha kapsamlı bir yazınız var mı? Zümrüt Aynada vardı. Yok, yok. Yani Kuhn'la kaybedemeyecek kadar... az vaktim var. Kuhn'un bütün eserleri var bende. Burada. Okumak istiyorsanız buyurun. Gelin bakın. Siz de bakın.
Osmanlı İmparatorluğu'nda sadrazamlık yapmış en ilginç üç kişi kimlerdir? Birincisi Sokulu'dur. Muazzam bir adam Sokulu. Yani imparatorluğu aslında zirvesinde tutan adam Sokulu'dur. Herkes Kanuni zanneder, hayır Sokulu'dur. Mehmet Sokoloviç. Bosnalı'dır biliyorsunuz. Ondan sonra Keçicizade Mehmet Fuat Paşa'dır. Ve bence Ali Paşa'dır. Ali Paşa, yani Sokollu'yla mukayese edebilir miyim? Edemem. Çünkü Ali Paşa imparatorluğun çözülmekte olduğu dönemlerde sadrazamlık yapmış bir adamdır. Mısır Çarşısı'nın kapıcısının oğludur. Düşünebiliyor musunuz? Yani çok alt sınıftan gelen bir adam. Fakat çok asil bir adamdır. Ve İngiliz elçisinin ifadesiyle rüşvet verilemeyen tek Osmanlı bürokratıdır. Ali Paşa her zaman devletin saygınlığına büyük önem vermiştir. Yani bir keresinde Abdülaziz gece entarisiyle kendisini karşılamış. Ali Paşa da dışarı çıkmış. Padişahın duyacağı şekilde mabeyinciyi azarlamış. Hünkârımız istirahat buyururlarken beni niye içeri soktunuz? O padişah aslında. Adam gibi karşıla diyor sadrazamını. Ali Paşa aynı zamanda dış işlerini çok iyi götüren bir adam. Mesela 3. Napolyon kendi dışişleri bakanına diyor Avrupa hakkında bir karar alacağınız zaman bir kere de Ali Paşa ile konuşun diyor. Çok çok ilginç bir adamcağız. Bugünkü medeniyete en çok katkısı ve zararı bulunan 3 topluluk. Şimdi fayda olarak tabii eski Yunan, yani medeniyeti yaratan adamlar. Ondan sonra genel olarak Avrupa'yı almak lazım. Çünkü Avrupa'da herkesin katkısı var medeniyete. Değil mi? Yani Rusundan tut Portekizlisine, İngilizinden tut İtalyanına, herkesin bir Avrupa topluluğu diye bir şey var. Bir Avrupa kültür camiası var. Bunun katkısı var. Ondan sonra tabii Amerika'yı almak lazım. Yani Amerika ve Kanada'yı ele almak. Onların muazzam katkıları var. Avrupa'nın uzantısı gerçi ama onların çok büyük, hele 20. yüzyılda çok büyük katkıları var. Fakat ilginç olarak en çok zarar vermiş grubun içinde de Amerika var. Değil mi? Amerika giderek çökmekte olan bir medeniyeti temsil ediyor. Amerika'da cehalet artıyor. Amerika'da değer yargıları parçalanmış durumda. Felaket. Hep böyle diyebilir miyiz hocam? Bir sürü yani elit grup vardı. Bir de tabii, tamamen onlardan kopmuş cahil bir kesim. Cahil kesim bugünkü kadar çok değildi. Ve bugün kadar etkili değildi. Çünkü eskiden eğitimi daha iyiydi Amerika. Eskiden dediğiniz ne kadar önce? Mesela bir 2. Dünya Savaşı'ndan önce. Eğitimleri daha iyiydi. Liseleri daha iyiydi. Liseleri çöktü. Üniversite sistemi çöktü. Yani hakikaten benim gördüğüm çok kötüye gidiyor Amerika. Ondan sonra en çok zarar vermiş grup Orta Asya göçebeleridir. Yani Türkler, Moğollar falan filan. Bu adamların medeniyete vurdukları darbe inanılmazdır. Yani mesela İslam medeniyetini yok etmişlerdir. Çin medeniyetine büyük, Çin medeniyeti yoktu, kültürü vardı gerçi ama büyük darbe vurmuşlardır. Yani bir medeniyetin gelişememesine belki sebep olmuşlardır orada. Hindistan üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Yani Avrasya'yı çok zararlı olarak etkilemiştir Orta Asya göçebeleri. Ondan sonra Marksist rejimler. Marksist rejimlerin verdiği zarar inanılmaz boyutlardadır. Yani 20. yüzyılda bilime verdikleri zarar, insanlara verdikleri zarar. Yani ben bunu gözlerimle gördüm. Rusya'da gördüm, Çin'de gördüm. Çevreye verdikleri zarar falan muazzamdır. Dolayısıyla... Peki kabul ediliyor mu hocam sizce? Yani herkes bunu açıkça söyleyebilir. Hayır. Şöyle, ya Batı dünyası bunu böyle görüyor. Medeni dünya bunu böyle görüyor ama medeni dünya içinde Marksistler var, dindarlar gibi. Ya bunlar gibi kendi dinlerini savunuyor. Şimdi Osmanlı'da yaşanmış en büyük üç trajik olayı aktarabilir misiniz diyor. Valla bunların başında bana sorarsanız Fatih'in genç ölümü gelir. Yani o hakikaten bir facia olmuştur Osmanlı İmparatorluğu için.
Ondan sonra Genç Osman'ın katledir. Genç Osman çok ilginç bir adam. Çok ilginç görüşleri olan ve feci bir şekilde katledilmiştir. Yani o korkunç ya, Osmanlı Devleti'nin ne mal olduğunu gösteriyor. Arkasından da 3. Selim'in aynı şekilde katlidir. Ya bunlar benim çok trajik bulduğum olaylardır. Devletin çökmesine katkıda bulunmuş olaylardır. Yani Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi gibi. Bir Hürrem yüzünden. Yani herkesin çok büyük dediği kanuni tarafından kendi oğlunu öldürdüğü adam. Yani inanılır gibi bir şey değil. Türkiye'nin yakın tarihini değiştirmiş 3 olay. Bunlardan birincisi Birinci Dünya Savaşı'dır. Birinci Dünya Savaşı Türkiye'nin zaten çökmekte olan bir imparatorluğu tuz buz etmiştir. Arkasından o tuz buz edilen imparatorluğun elde kalan parçalarını toplayıp modern bir devlet kurulmasıyla Kurtuluş Savaşı, arkada Atatürk devrimleri, bunlar çok önemli olaylardır. Üçüncü önemli olay da AKP'nin iktidara gelmesidir. Ki benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'nin tekrar çöküşe geçtiğinin önemli bir işaretidir bu. Ve benim kanım, onu da soruyorsunuz zaten, AKP ekibi yaptıklarını yapmaya devam ettikleri sürece, işte bu İmam Hatip okullarını arttırmak, üniversiteleri zayıflatmak, efendime söyleyeyim, mesela Türk Kuşu, Türk Hava Kurumu gibi, TÜBİTAK gibi kurumlarımızı zayıflatmaya devam ettikleri takdirde, işte Türkiye, zaten diyorum, umumi kültür seviyesi Afganistan gibidir. Sonunda cemiyet hayatı da Afganistan gibi bir yer olacaktır bu devam ettiği takdirde. Yani bunun tek sorumlusu AKP iktidarı ve AKP'nin adamlarıdır diyeyim size. Ama onun da işte hazırlayıcıları var. Daha önceden İnönü'nün iktidara getirdiği 1946'dan sonra olan adamlar. Ondan sonra Demokrat Parti ve benzerleri diyelim. Sizin Fatih Altaylı ile programın kapatılmasına sebebi direkt Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp kapatın programı. Yani vallahi Fatih Altaylı Nature dergisine bu bilgiyi vermiş. Ben duymadım. Yani Fatih bana söyledi. Yani bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın istemediği gibi bir laf edildi. Ya tabii daha yayınlayabilir. Yani ben bunu ama ben bilmiyorum bunun şeyini, belgelerini falan. Fatih bunu bildirmiş ama. Ben bunları şöyle düşündüm. Bir tanesi İstanbul'un fethidir. O hakikaten müthiş bir olaydır. Yani zor olduğu için bir askeri başarı değildir İstanbul'un fethi. Bir kere onu söyleyeyim. Yani neredeyse askeri bir yenilgidir. Yani 8 bin kişi müdafaa ediyor şehri. Siz minimum 80 bin kişiyle saldırıyorsunuz. Ve 2 ay sürüyor. Latinler ondan 200 sene evvel 2 haftada almışlar. Sizinki 2 ayda ancak, yani artık geri çekilelim falan diyenler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla askeri başarı değil. Fakat sembolik olarak muazzam bir başarı. Yani Doğu Roma'yı alıyorsunuz. Muazzam. Yani alındıktan sonra tabii İstanbul'un başına gelenler hoş değil. Ve bunun sebebi de dediğim gibi Fatih çok erken öldü. Gerçi Fatih daha alır almaz İstanbul'u. İşte çevredeki Rumları falan geliyor, yerleştiriyor bilmem ne. İstanbul'un nüfusunun tekrar toparlanmasını istiyor. Ve sadece efendim burası sırf Müslümanları dolduralım da demiyor. Bu diyor böyle kozmopolit bir şehir olarak devam etsin diyor. Ama adamcağızın erken vefat etmiş olması. Yani 20 sene başka işlerle uğraşmış. Belki 20 sene İstanbul'la uğraşsaydı İstanbul çok başka yerlerde olurdu ama ne yapalım. Peki Fatih Sultan Mehmet'in döktürdüğü toplar savaşın gidişatına ve o dönemin askeri teknolojisine yaptığı katkı açısından hakikaten muazzam mı denildi? Yok öyle. Yani askeri reis ordusu gibi bir balon mu? Yok. Fatih'inki çok önemli. Yani Fatih İstanbul'a alınması en zor yerden saldırıyor. Yani ben olsam denizden saldırırım ya. Çünkü surlar zayıf. En zor yerden saldırıyor. Ve o dev toplarla en zor denilen yeri savunulamaz hale getiriyor. O müthiş bir şey. Hele o Şahit topu bir tane devasa bir şey ya. Bir kere karşıdakinin moralini bozuyor. Yani onu karşında gördüğünde bir tane patlatıyor. Senin duvarların yarısı aşağı iniyor. O en güvendiğin şey aşağı iniyor.
savaşta psikoloji çok önemli. Tabii 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 tabii. Yani ve İstanbul'un alınmasına sebep olan Fatih'in direnmesidir. Yani bakıyorlar ulan neler yapar, ne yaparlarsa yapsınlar bir türlü teslim olmuyor Bizans. En sonunda işte Çandarlı ya vazgeçelim bu işten diyor. Fatih müthiş sinirleniyor. Ve İstanbul alınır alınmaz biliyorsunuz. İyi ki Çandarlı'yı öldürdü. O kadar tepesi atmış. Çünkü o kafaya koymuş, alacağım demiş. Ve aldığı zaman Avrupa'da yaptığı psikolojik etki çok büyük. Evet, ondan sonra mesela bir diğer benim çok ilginç bulduğum hadise Boğaz'ın donmasıdır. Bir daha hiç ben böyle bir şey okumadım. Yani bazı buzlar gelmiş bilmem ama Tuna'dan gelenler. İkinci Osmanlı döneminde olduğu gibi donmuş Boğaz. Evet efendim. 1621. Evet yürüye yürüye karşıya geçmişler yani. Elimde böyle buzların üzerinden atlayarak falan değil. Dümdüz donmuş. Üstüne yürüyerek Kadıköy'e gitmişler. O çok, çok ilginç hakikaten. Bir de Yeniçeri Ocağı'nın lağv edilmesi çok ilginçtir. Ya yani bir halk bir araya geliyor. Kendi ordusunun yani elit gibi görülen, çekirdek gibi görülen bir kısmını yok ediyor. Hem de savaşarak yok ediyor. İstanbul'da. Yani o dünya tarihinde az görülmüş bir şeydir. Antik Yunan'dan sizi en çok etkileyen üç hikaye hangileridir demişsiniz. Tabii bir tanesi bilimin keşfidir. Thales ve Anaximandros'la. Yani bilimsel düşüncenin, bilimin, bugünkü anladığımız anlamda bilimin, teorik temelli bilimin, yani bir hipotezin ortaya atılması, hipotezin test edilmesi, başarısız hipotezlerin terk edilmesi ve başarısız bir hipotezin, aa ne kadar büyük başarısız, vah 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 kimseye söylemeyelim şeklinde değil. Bilakis hipotezi başarısız olması için herkese anlatarak ve şunu diyerek aman siz şuna iyice bakın, test edin, başarısızsa haber verin, daha iyisini yapalım. Yani bu fikri geliştiren düşünce tarzının keşfidir. Benim en önemli bulduğum eski Yunan'da. Ondan sonra Büyük İskender'in keşifleridir ki, Büyük İskender'in keşifleri tabii askeri olarak çok önemli bir şey ama ben öyle bakmıyorum. Coğrafi olarak çok önemli. Yani dünyanın büyük keşif gezilerinden bir tanesidir. Onun için benim kütüphanemde Büyük İskender'in büstü durur. Yani bilimsel bir kütüphanede ne işi var Büyük İskender'in büstü diyeceksiniz. Büyük İskender'in büstünün olmasının sebebi büyük coğrafi keşiflere sebep olduğu içindir. Değil mi? Onun için hemen arkasından ben şeyi aldım. Eratosthenes'i aldım burada. Eratosthenes Büyük İskender'in verilerini kullanarak ilk defa bir dünya haritası yapıyor. Hem de şeylere bölerek. Enlem boylamlara falan bölerek. Yani çapın da ilk hesaplayan o. Evet. Dünyanın çevresine ise yani böyle bu tip şeylerin gelişmesine imkan veriyor. Hem de yöntem inanılmaz yani. Evet. Evet ama işte kafa. Kafa dünyanın küre olduğunu bildiğin zaman şak diye çözüyor. Basit yaklaşımlarla şak diye çözüyorsun. Yani muazzam bir adam tabii. Peki Hipatya hocam? Hipatya'nın ne yaptığını tam bilmiyorum ben. Yani Hipatya hakkında yazılı bir kitap var. Okumak istiyorsanız okuyabilirsiniz. Bu şey bilimsel. Bilimsel Hipatya'nın hayatını anlatan bilimsel bir kitap. Onu okuyabilirsiniz. Bir kere Vikingler. Vikingler niye enteresan? Çünkü vahşi herifler Vikingler ama vahşi oldukları için enteresan değiller. Onlar da büyük coğrafi keşifler yapıyorlar. Amerika'yı keşfediyorlar. Amerika'da yerleşim kuruyorlar. Değil mi? İzlanda'yı keşfediyorlar. Grönland'ı kolonize ediyorlar. Grönland'a yerleşiyorlar. Grönland adını veriyorlar. Yeşil ülke diye. Çünkü onlar gittiği zaman hakikaten bir orta çağda bir sıcaklık maksimumu var. Oraya rast geliyor. Grönland bugünkünden çok daha sıcak. Oraya gidip yerleşiyorlar. Orada çiftlikler kuruyorlar. Ama bir taraftan Volga'dan ta İstanbul'a geliyorlar. Yani çok ilginç adamlar Vikingler. Bu Viking keşiflerini çok ilginç bulmuşumdur. Ondan sonra bu Vikingleri ve Vikinglerden önce İskandinav mitolojisini bize anlatan Snorri Sturluson diye bir İzlanda'da var. Bu adam mesela Edda'yı yazıyor.
Bu adamcağızın eserleri ve bu adamcağızın hayatı, bu aynı zamanda politikacı. Snorri Sturluson. Onu çok ilginç bulmuşumdur. Ondan sonra bir de Asya'nın büyük kaşifi Sven Hedin. Ya Stockholm'den çıkıyor bu adam. Değil mi? Orta Asya'yı keşfediyor. Niye? Bu merak. Değil mi? Sven Hedin Richthofen'in öğrencisi. Meşhur yukarıda resmi olan coğrafyacı Richthofen'in öğrencisi. Richthofen böyle bir arzu aşılıyor Sven Hedin'e. Ve Sven Hedin Türk tarihi açısından da çok önemli olabilecek keşifler yapıyor Orta Asya'da. Yani İskandinavya'da benim açımdan bulduğum ilginç adamlardan biri Sven Hedin'dir. Tabii Rusya tarihinde beni en çok etkileyen hikaye Sibirya'nın fethidir. Yani bunlar 1581 senesinde Yermak Timofeyevich Uralları geçiyor. Bundan 70 sene sonra Rusya 7000 kilometre doğuya itiyor sınırı. 7000 kilometre 70 sene içinde. Bütün Sibirya'yı fethediyor. Sibirya'yı fethederken mesela Amerika'yı fethederken Kızılderileri yok ediyorlar. Ruslar böyle yapmıyorlar. Ruslar karşılarına çıkan işlerini alıyorlar. Mesela Sibirya'da yaşayan işte orada Türk asıl Ostyaklar, orada daha doğuda Türkler, Mükler var. Bunların hepsini içine alıyor Rusya. Bunları da okula gönderiyor bilmem ne. Kendi vatandaşı yapıyor yani. Onun için mesela Rahmaninov gibi bir Tatar çıkıyor içinden. Bakıyorsun muazzam bir şey oluyor. Siz hiç bir kız böyle bir Kızılderili duydunuz mu Amerika'da? Büyük bir adam olsun, bir bilim adamı, bir sanatkar bilmem ne. Rusya'da böyle adamlar var. Değil mi? O çok önemlidir Rusya, Sibirya'nın fethi. İkinci önemli olay Rusya'da Bilimler Akademisi'nin kurulmasıdır. 1725'te. Ruslar bakmışlar ki Avrupa'dan geri kalıyorlar. Şimdi aynı tarihlerde bunun farkına varan iki ülke var. Bir tanesi Osmanlı İmparatorluğu, bir tanesi Rusya. İki değişik yol izliyor bu iki devlet. Osmanlı İmparatorluğu diyor ki işte biz teknolojiyi alalım. Satın alalım teknolojiyi. Bize teknolojiyi öğretsinler. Ordumuzu adam edelim. Hallederiz. Rusya öyle demiyor. Rusya diyor ki biz bilimi alalım. Ancak bilimi alırsak adam oluruz diyor. Ve ilk iş olarak da Bilimler Akademisi'ni kuruyorlar. Ve buraya bir sürü yabancı çağırıyorlar. Euler gidiyor. Bernoulli'ler gidiyor. Efendim Lehmann gidiyor Almanya'da. Müller gidiyor. Bir sürü Alman, Fransız adam Rus Bilimler Akademisi üyesi oluyorlar. Oradan maaş alıyorlar. St. Petersburg'da yaşıyorlar. Yani Avrupa'daki bilimi olduğu gibi alıyor, şeye getiriyor. Rusya'nın içine getiriyor. Hatta bir ara Euler memleketine dönüyor. Bir bakıyor, aa diyor burası Rusya kadar iyi değil, geri dönüyor herif. Yani o çok önemli bir olaydır. Ve Rusya'nın büyüklüğünü izah eden en önemli olaydır. Fakat ondan sonra bu olayın beline kazmayı vuran Rus ihtilali. Rus ihtilali mahvetmiş Rusya'yı. Ya ben gördüm onu. Facia bir olay. İnsanlığın başına gelen kötü olaylardan biri. Çünkü bütün entelektüelizmi silmiş. Ondan sonraki sorunuz aynı şekilde Britanya ile ilgili. Britanya tarihindeki üç önemli şey nedir demişsiniz. Bir kere her şeyden bir tanesi Magna Carta'dır. Yani ta 13. yüzyılda değil mi? İlk defa demokratik bir düşünce tarzının hem de aristokratlar tarafından getiriliyor. Yani krala. Halk ayaklanmasıyla falan değil. Direkt baronlar. Halkı krala diyorlar ki böyle tek başına idare olmaz diyorlar. Ama cahil halkı da birdenbire idareye katınca o da olmaz diyorlar. Onun için Magna Carta icat ediliyor ve İngiliz demokrasisi adım adım gelişiyor. Ondan sonra önemli olay yenilmez armadanın yenilmesidir. Yani Fransız kralı Philip'in gönderdiği, İngiltere'yi işgal etmek için gönderdiği donanmanın İngilizler tarafından mağlup edilmiştir Kraliçe Elizabeth döneminde. Ondan sonra İngiltere İspanya'nın yerine bir emperyal güç olma yoluna girmiştir. Bu çok önemli bir olaydır. Değil mi? Ondan sonra da Newton ve Darwin'dir.
Yani İngiltere, İngiltere yapan büyük iki olay. Bir tanesi Newton'un kainat teorisi, bir de Darwin'in evrim teorisi. Yani bütün dünyada İngiliz biliminin ne muhteşem olduğunu gösteren iki olaydır bunlar. Ki İngiliz egemenliğiyle birlikte gelişmiştir bu. İngiliz imparatorluğuyla birlikte gelişmiştir. Yani İngiliz imparatorluğu senin üstüne gelirken, canım senin gibi bir rezil niye bana geliyor diyecek halin yok. Yani herif çok daha üstün. Ve saygın bir üstünlüğü var. Değil mi? Yani mesela Cengiz Han falan gibi kesip biçerek gelmiyor. Değil mi? Bilimiyle geliyor, eğitimiyle geliyor, bilmem neyle geliyor falan. Ve onun için bugün İngiliz İmparatorluğu'nun eskiden bulunduğu yerlerde millet hala İngilizce konuşuyor. Değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun bulunduğu yerlerde millet Türkçe konuşmuyor. Ama İngiliz'in olduğu yerde İngilizce konuşuyor. Tabii yani en birincisi Yahudi katliamıdır. Bu inanılmaz bir şey. 20. yüzyılın ortasında fabrikasyon olarak insanları öldürmek. Çoluk, çocuk falan demeden. Yani bir kavmi hedef alıp bunu temizlemek. Buna bilimsel bir deney diyebilir miyiz hocam? Onlara sorarsan öyleydi. Tabii. Onlara... Müze yaptırmayı düşünüyorlardı. Yok olan ırk müzesi. Evet, 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 evet. Yani tabii Almanlar bir işi yaptıkları zaman kaliteli yapıyorlar. Katliamı da kaliteli yapıyorlar. Yani değil mi? Ondan sonra ikinci büyük vahşi vahşet Cengiz Han'ın yaptırdığı katliamdır. Korkunçtur yani. 4 milyon adamı sırf İran'da öldürtmüş. Hem de orta çağda ya. O kadar adam mı var dünyada o zaman? Korkunç bir şey yani. Bir de Amerikan yerlilerinin yok edilmesi. Yani o da çok acı bir şeydir. Tarihte en etkili olmuş üç kadın kimlerdir diyorsunuz. Vallahi bana sorarsanız birincisi Marie Curie'dir. Yani radyumun ve onun radyoaktif etkilerinin ortaya çıkması, radyoaktivitenin birdenbire bu kadar popüler hale gelmesi... Tabii Marie Curie'nin buluşları sayesindedir ve radyoaktivite bizim bütün yaşamımızı değiştirmiştir. Ondan sonra Kraliçe Elizabeth'tir. İngiliz Kraliçesi Elizabeth'tir ki İngiliz İmparatorluğu'nun başlaması. Bugün hepimiz İngilizce konuşuyorsak büyük ölçüde Elizabeth sayesinde konuşuyoruz. Onu unutmamak lazım. Üçüncüsü de Büyük Katarina'dır. Yani Rusya'yı büyük bir güç yapan Petro'dan sonra Büyük Katarina'dır. Dolayısıyla... Bunlar üç büyük kadın diye ben görüyorum tarihte. Bütün insanlığı etkilemiş. Çok önemli üç kadındır bunlar. Ondan sonra Amerika'nın en ilginç ve başarılı başkanlarını sormuşsunuz. Tabii bir tanesi Washington'dı, Kur'an adam. Yani Amerika'nın, Washington askerdir. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nin... İngiltere'ye karşı yürüttüğü bağımsızlık savaşını kazanmıştır. İşte bizim Atatürk gibi bir yerde. Hem de arkasından devletin kurulmasında çok önemli rol oynamıştır. Bir demokrasi, bir cumhuriyet olmasında. İlginç bir adam. Fakat ondan daha ilginç bana sorarsanız tabii Jefferson'dır. Thomas Jefferson'dır. Amerika'nın 4. cumhurbaşkanıdır. Thomas Jefferson aynı zamanda bir bilim adamıdır. Yani Thomas Jefferson'ın yazmış olduğu mesela bir Virginia tarihine bakarsanız onun içerisinde jeoloji de var, paleontoloji de var. Müthiş bir adamdır Jefferson. Amerika'nın bağımsızlık bildirgesini yazan adamdır. Tipik bir 18. yüzyıl aydınlanmanın çocuğudur Jefferson. O bakımdan benim çok ilginç bulduğum bir adamdır. Kütüphanede, benim kütüphanemde resmi asıldır Jefferson'ın. Gelenler de bakıyorlar diyorum, siz zannediyor musunuz burada Amerikan Cumhurbaşkanı diye asılı? Hayır, paleontolog olarak asılı. Çünkü Amerika'da ilk mastodonu tasvir eden adam Jefferson. Üçüncü de bana sorarsanız Lincoln'dır. Hatta hep tartışılır. En büyük cumhurbaşkanı Lincoln mıydı, Washington mıydı diye. Ve Amerikalıların ekseriyeti Lincoln'ı tercih ederler. Çünkü Amerika'nın çok zor bir döneminde, Amerika'nın parçalanmasına giden bir iç savaşı kazanıp, Amerika'yı tekrar birleştiren, köleliği ortadan kaldıran, Amerika'nın Bilimler Akademisi'ni kuran, hani çok büyük bir müesseseleşmeyi Amerika'da yaratan adamdır
Abraham Lincoln. Bana sorarsanız çok 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 büyük bir adam. Şimdi geldik kişisel sorulara. Üç büyük pişmanlığınız nelerdir? Valla birincisi Yunanca, Latince ve Arapça öğrenmemiş olmamdır. Yani bugün ki aklım olaydı, öncelikle onları öğrenirdim. İkincisi matematik bilgimi ihmal etmiş olmak ki yani burada babamın bütün tavsiyelerine rağmen matematiği ihmal ettim. Yani babam çok iyi matematik bilen bir adamdı. Müthiş. Ve bana da hep tavsiye etti. Dedi ki şu matematiği çok 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 iyi öğrenmen lazım. Fakat öteki şeyler daha ilginç geldiği için ihmal ettim. Bir üçüncü büyük pişmanlığım da müziksel bir enstrüman çalmayı öğrenmedim. Yani ben şimdi oğlumda bunun faydalarını görüyorum. Muazzam. Piyano çalıyor, saksafon çalıyor falan. Ve müziği biliyor, müzik teorisini biliyor. Yani bir operaya gittiğimiz zaman biz işte Kokoz gibi dinliyoruz. Asım'ın elinde notalar, partisyona bakarak dinliyor. Veya bir operaya gideceğimiz zaman, bir konsere gideceğimiz zaman Asım diyor ki ya işte şu konduktörü boş ver diyor. Veya şu bak şu iyidir şuna git diyor. Ben o kadar ayıramıyorum. Onları yapabilmek için çok iyi olurdu eğer bileydim. Arkasından en büyük üç sevincimi aktar demişsiniz. Bir tanesi Oya ile evlenmek oldu. Yani hayatımda yaptığım en akıllıca işti. Bir de evlendiğim zaman çok sevindiydim. Oya'yı kandırdım diye. İkincisi jeoloji doktoramı almak beni çok memnun ettiydi dedim. Şimdi nihayet bağımsızım, araştırmalarımı yapabilirim. Üçüncüsü de bu Altayit sorununu çözmek oldu. Yani bütün Orta Asya'nın yapısını ortaya çıkartmak çok zor bir işti. Kimsenin halledemediği bir işti. Ben de çok merak ediyordum nasıl bir yerdir burası diye. Onu hallettik, çok memnun oldum. Bu en beğendiğiniz üç şehir hangileridir diye sormuşsunuz. Hemen söyleyeyim, Viyana, Prag ve Paris'tir. Tabii dünyanın en güzel şehirlerinin başında bana sorarsanız İstanbul'un gelmesi lazım. Çünkü konum olarak, tarihi olarak muazzam ama o kadar canlı okundu ki İstanbul'un. Artık İstanbul bu yarışmanın dışına itildi. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Dinlemekten keyif aldığınız müzik türleri demişsiniz bir tanedir. Klasik müzik dinlerim ben. Klasik müzikte de daha ziyade barok ve klasik dönemi dinlerim. Yani romantiklerle o kadar aram iyiydi. Gerçi çok dinlediğim romantik mesela Tchaikovsky'yi çok severim. Hemen Johann Strauss'u çok severim. Ama esas yani hepsini dinlediğim klasik ve barok döneminin şeyleridir. Takip ettiğim yerli ve yabancı basın organları yok. Yani tesadüfen okursam okuyorum ama muntazam okuduğum bir gazete, muntazam okuduğum veya izlediğim bir televizyon yok. Sebebi ilginizin olmaması mı yoksa güvenilir bulmamanız? İlgim olmadı. Yani güncelik olan beni ilgilendirmiyor. Bir de gazetecilere güvenilmiyor. Yani çok cahil insanlar. Yani bütün dünyada bir felaketler yani. Hele bizimkiler korkunç. Dolayısıyla vakit kaybı yani. Çocukluğumda yaşadığın en hayatına yön veren üç olay nelerdir diyorsunuz. Bir tanesi Bağbey'le tanışmaktır. Mustafa Bahattin Gürfırat dedemin arkadaşıydı. Beni bilim adamı yapan adam odur. Bakın burada saati de burada. Oğlu hediye etti bana saatini. Kendisi de burada. Ben çalışırken Bağbey amca beni seyrediyor. Oradan. O çok önemli bir adam benim hayatımda. Jules Verne okumak. Çok önemli bir olaydı. Bir de Nuriye Güney'in öğrencisi olmak. Ortaokulda. Nuriye Hanım benim hayatıma yön verdi. Yani muhteşem bir kadındı Nuriye Hanım. Hayır, tabiat bilgisi. Tabiat bilgisi. Coğrafyada Tarık Bey, Tarık İnözü, bakın şu. O Nuriye Hanım'dan sonra devam ettirdi o işi. Bu laboratuvar anahtarlarını size verdim. Nuriye Hanım'dı. O Nuriye Hanım'dı. O Nuriye Hanım'dı. Nuriye Hanım çok önemli bir insandı. Nuriye Hanım'ı çok istiyorsanız fotoğrafını da gösteririm size. Ülkemizin bilim ve teknolojide geri kalmasının en büyük üç sebebi nelerdir? Üç sebep demişsiniz ama bir tane sebep var. Her şey bunun içinde. Cehalet. Cehalet. Yani eğitimimiz kötü. Yobazlığımız iyi eğitime mani oluyor. Cemiyet yapımız bilim yapmaya müsait değil. Çünkü soru sormaya izin vermiyor. Yani çocuk babasını eleştiremiyor. Efendim öğrenci öğretmenini eleştiremiyor. Efendime söyleyeyim parti üyesi parti başkanını eleştiremiyor. Bu çok kötü bir şey. Bunlar bizim geri kalmamıza sebep olmuşlardır ve daha da oluyorlar. Ve ne yazık ki bu eğilimler cesaretlendiriliyor toplumda.
Ya bunların muhakkak önüne geçmek lazım. Demişsiniz ki size göre yaşamış en büyük üç filozof kimlerdir? Popper'dir. En büyüğü. Müthiştir yani. Karl Popper, Aristoteles ondan sonra gelir. Ve üçüncü de bana göre Nietzsche'dir. Nietzsche müthiş, aykırı düşünceleri olan müthiş bir adamdır yani. Benim... Hatta İhanet diye bir yazımız vardı. Evet. Orada sanki yani yaşamış en büyük üç filozof arasında onu koymayacakmış gibi. Yok. Üledirmiş bu adam. Hayır, tam tersine yani Nietzsche akla ihanet edenlere kızıyor. Çünkü diyor ki mesela diyor Sokrat gibi adamlar diyor her şeyi insan aklı halleder zannediyorlar diyor ve diyor test etmiyorlar yaptıkları diyor. Halbuki diyor insan aklı sınırlı. Yani onu diyor tabiatla sürekli test edeceksin. İşte o Dionysios. Dionysios'a dönmemiz lazım tabiatla ilgili. Bilim dünyasında rastlantı sonucu gerçekleşmiş en büyük üç olay hangileridir? Bir tanesi radyoaktivitenin keşfidir. Yani biliyorsunuz akşamleyin koymuş, üzerine de radyumu koymuş, eve gitmiş bekaren. Sabah bir gelmiş, ana film ekspoze olmuş. Lan demiş, hiçbir taraftan ışık almıyordu, nasıl oldu bu iş? Falan. Oradan radyoaktivite çıkmış. İkinci olay Amerika'nın keşfidir. Asya'yı keşfe gidiyorum diye gidip Amerika'yı keşfetmiştir Columbus. Değil mi? Müthiş yani. Bir de çok eski zamanlarda olmuş bir olay. Tam nasıl olduğunu bilmiyoruz ama yani tesadüf olduğu muhakkak dünyanın manyetik alanının keşfi. Değil mi? Yani pusula bir mıknatıs bıraktın mı şak diye kuzeye dönüyor. İnsanlar demişler bu garip bir şey bu ama. Daha sonra da Çinliler tarafından kullanılmış. Yani. Bak. Orada 3 tane oyuncak var. Velociraptor'un 3 değişik yorumu. Görüyor musunuz? İlk başta böyle tembel ağır bir hayvan zannediyordu. Sonra fark ettiler. Koşan bir hayvan. Sonra fark ettiler bir de tüylü. Görüyor musunuz? Aynı hayvan. 3 değişik yorum zaman içinde. Bak oyuncak sanayine nasıl yansıyor? Yorumlanışın evrimi yani. Evet. İyi değil mi? Bu nedir peki? Velociraptor'un kafası gerçek boy. Dinozorlar ile ilgili 3 ilginç bilgi verebilir misiniz? Yani dinozorlarla ilgili her şey çok ilginç. Ama bence dinozorlarla ilgili en ilginç şey ki 20. yüzyılın son 20 yılında keşfedildi diyeyim. Bunların kuş olmaları. Daha doğrusu kuşların dinozor olmaları. O müthiş bir keşifti. Yani biz dinozorlar tamamen yok oldu zannederken işte bugün etrafımızda yüzlerce dinozor dönüyor her Allah'ın günü. Yani değil mi? O muazzam bir şey. İkinci bundan ilgili ilginç bilgi dinozorlarda çok çok erken yani ta 320 daha ilk ortaya çıktıkları zamandan itibaren tüylenme var. Ve bu vücut ısısını kontrol ediyor. Vücut ısısını kontrol ettiği için bunlar çok enerjik hayvanlar. Biz yani eskiden dinozorlar böyle tembel gariban sürüngenler olarak çiziliyorlardı. Öyle değil. Son derece faal, zeki hayvanlar. Bugün kuşlara benziyorlar. Akiyotrix bulunmadan önce dinozorlar sürüngen grubuna mı dahil? Hep sürüngen grubuna dahil ediliyordu 20 sene evveline kadar. Sebebi ama tamamen... Sebep? Hayır şey yok. Dinozorları diyorsun kuşları değil. Dinozorların yapısı sürüngen yapısı. Gayet açık. Değil mi? Ama davranışları, efendime söyleyeyim şey olmaları, sıcakkanlı olmaları falan onlar... Pek uymuyor sürüngenlere. Onu bir türlü anlayamıyorlardı. Huxley gibi, Marsh gibi büyük paleontologlar 19. yüzyılda fark etmişler. Demişler bunlar kuşlarla çok yakın akraba. Yani koca bir dinozor süperfamilyasını biz ara geçiş formu diye kabul edeceğiz. Tabii.
Yani Archaeopteryx bulunduktan sonra yani diyorlar ki ulan bu hem sürüngen hem kuş, nasıl oluyor bu iş? Yani ondan sonra işte Çin'de bulunan keşif, yapılan keşifler muazzamdı. Yani tam dinozor, yani dinozordan hiç uçmayan, tüysüz dinozordan tamamen kuşa doğru bütün ara geçişleri buldular. Yani muazzam bir şeydi o yani. Bir de dev boyutlar çok enteresan. Yani sauropodlarda bunu bir tek görüyoruz. 60 metreye varıyor. Yani şu kadar doğuyor. 3-5 sene içinde 60 metreye varıyor. Muazzam bir şey ya. Ve bunlar çok hızlı hareket etmiyorlar. O çok büyük olanlar çok hızlı hareket etmiyorlar. Burada ilginç olan mesela o çok büyük sauropodlar yüzlerce yumurta yapıyor. Bunlardan bir tanesi ergenliğe ulaşabiliyor. Ötekileri yiyorlar. Archaeopteryx'inkiler gerçek ama galiba fosiller. Hayır. Gerçek evet, fosil. Onun yanındakiler gerçek mesela. Archaeopteryx'ler var ya, bir tanesi 7 milyon dolar almak istiyorsan. Ve alabilmen için Alman parlamentosunun kararı lazım. Yurt dışına çıkabilir diye. Hiç başvurmadın da. Hayır. Amerikalılar vurdular, onu biraz zor verdi. Ama zaten bir müzeye almak lazım yani. Bir kişinin alması doğru değil. Tabii. Üç ilginç memeli örneği verebilir misiniz? Aa, benim en ilginç bulduğum platipustur. Yani ornitorenk denilen. Hem yumurtluyor hem memeli. Bu da hareketli olarak. Abi, müthiş bir şey. Bu monotremler bunlar. Bunlardan iki tane var dünyada kalmış. Bir tanesi ekidne, kirpiye benzer. Bir de bu ördek gagasına benzer gagası olan ornitorenktir. Son derece ilginç bunlar. Ve mesela bu zehirlidir platipus. Arka ayağında bir tırnağı vardır. O tırnak bir zehir kesesine bağlıdır. Ve oradan düşmanını zehirler. O bakımdan çok enteresandır. Yarasalar çok ilginçtir. Neden ilginçtir? Bugün dünyada 5000 tane memeli türü biliniyor. Bunların 2000'i yarasa. Bilir miydiniz? En başarılı memeli. Çünkü uçuyor. Uçuyor ve radarı var. Yani ben bir keresinde Hava Kuvvetleri'nde bir konferans veriyordum. Dedim ki bugün dünyada tahminen 3 milyon böcek türü olduğu sanılıyor. 1 milyonu bulunup tasvir edilmiş vaziyette. En kalabalık hayvan grubu onlar. Ondan sonra en kalabalık arkadan hemen arkadan kuşlar geliyor. 8 bin tür, dinozorlar. Hepsi uçuyor. Hepsi uçmuyor da yani hepsi uçarak başlıyorlar. Ondan sonra işte çeşitli evrimler, mesela deve kuşu uçamıyor. Ama bir zamanlar uçan bir atadan türemiş. Ondan sonra memeliler geliyor. Memelilere bakıyorsun. 2/5 uçuyor. Sürüngenlere, bugünkü sürüngenlere bakıyorsun. Bugünkü sürüngenler içinde uçanlar var. Hava Kuvvetleri Komutanı da, Yunal General de önümde oturuyordu böyle konferans verirken. Ben dedim ki efendim dedim, burada görüyorsunuz ki dedim, uçtunuz mu yırttınız dedim. Evrimde başarılı oluyorsunuz. Ama uçmak lazım. Hatta böceklerden korkuyorum ben demişsiniz. Hayır, tövbe ya, hiç. Yani dünyayı ele geçirmelere bak. Evet, kesinlikle. kesinlikle. Yarasalardan sonra benim en ilginç bulduğum memeli balinalardı. Muazzam hayvanlardı. Yani ben balinalar derken işte bunun içine yunusları da dahil ediyorum. Bunlar müthiş hayvanlar. Müthiş zeki hayvanlar. Ve çok basit böyle dere kenarlarında yaşayan bir dört ayaklı su avcısından başlıyorlar ve bugünkü hallerine geliyorlar. Ve biliyorsunuz mavi balina bütün tarih, yaşam tarihi boyunca oluşmuş en büyük hayvan. Muazzam bir şey yani. Ama su içinde tabii. Karada değil. 60 metreden daha büyüğü var mı mavi balinalar? Ama 60 metrelikler sırf kuyruk ve şey kütle olarak bakarsan balinalar daha büyük. Uzunluk olarak dinozorlar daha büyük ama kütle olarak daha büyük balinalar.
Burada demişsiniz ki evrim teorisiyle ilgili okunması gereken 3 kaynak önerebilir misiniz? Şimdi bu zor bir soru. Sebebi de şu. Şimdi neyi okumak istiyorsunuz? Bir kere evrim teorisi hakkında popüler bir eser mi okumak istiyorsunuz? Onun cevabı başka. Yoksa evrim teorisi hakkında iyice bilimsel temellerine inerek mi okumak istiyorsunuz? Eğer bilimsel temellerine inmek istiyorsanız tabii her şeyden öve Darwin'i okumanız lazım. Origin of Species, değil mi? Türlerin kökeni. Ondan sonra Gregor Mendel'i okumak lazım ki genetiği anlayalım. Bir de ona nihayet De Vries'i okuyup mutasyonları anlamak lazım. Yani bugünkü evrim teorisi herkes Darwin zannediyor. Halbuki değil. Yani Darwin sadece doğal seçmeyi ortaya atmış bir adam. Ama doğal seçme nasıl tür yaratır onu bilmiyor Darwin. Yani esas Türlerin Kökeni kitabının adı, kitabında olmayan tek konu Türlerin Kökeni. Çok ilginç yani. Hayır bilmiyor. Evet saçma sapan şeyler söylüyor. İşte nihayet Lamarck'a gidiyor, bilmem neye gidiyor falan ki bunun hiçbirisi geçerli değil. Dünyanın esas yaşı da çok daha az biliniyordu. Tabii, tabii ama o dünyanın yaşı da bizim zannettiğimizden daha uzun zannediyor, şey yapıyor, düşünüyor. Mesela Kretase devri 65 milyon yıl önce bitiyor. Darwin 300 milyon yıl önce bitmiş olması lazım falan diyor. Değil mi? Esas türlerin kökeni sorunu çözen adam Hollandalı Hugo de Vries. Mutasyon. Mutasyon bu işi hallediyor. Mutasyondan da nasıl mutasyonun olduğu nesilden ilerlene bu nasıl geçiyor? Onu çözen adam da Mendel. Değil mi? Ondan sonra ortaya çıkan canlılar nasıl başarılı oluyorlar? O işte doğal seçme, o da Darwin. Yani üç ayağı var bugünkü modern evrim teorisi. Değil mi? O millet farkında değil Türkiye'de ne yazık ki. Yani Türkiye'de hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil. O da başka dava. Popüler yazılar çok fazla. Bir tanesi Ernst Mayr'ın Long Argument kitabıdır. O çok güzel bir kitaptır. Yani onu hakikaten okumak lazım. İkincisi Stephen Gould'un yazmış olduğu Evolution diye bu kadar bir kitap var. O fena değildir. Ondan sonra pek çok küçük küçük mesela Understanding Evolution gibi kitaplar vardır. Efendime söyleyeyim, George Gaylord Simpson'ın yazdığı bir çok güzel bir evrim kitabı vardır. Ya, bu tip kitaplara başvurmak lazım. Şeyin var mesela Huxley'nin The Modern Synthesis kitabı vardır. O güzeldir. Ona bakmak lazım. Bu tip şeyler var. Matematik için diyorsunuz, matematiğin gelişmesine en büyük katkıda bulmuş 3 kişi kimlerdir? Tabii birincisi Arşimet'tir. Değil mi? Adam daha o zaman diferansiyel hesabı dahi neredeyse bulmuş. Ondan sonra Gauss'tur. Ondan sonra Riemann'dır. 3 tane adam bunlar. Muazzam herifler yani. Bütün bunların teorilerini hocam, Arşimet dışında olanları okudunuz mu? Okudum tabii. Ya Gauss'u siz sen okumadın mı? Yani Gauss okumadım. Matematiğe hiç yoğunlaşamadın dediniz mi? Hayır ama yani ya ister istemez kompleks sayıları okuyorsun. Gauss'un buluşu. İster istemez çan eğrisini okuyorsun. Gauss'un buluşu. İster istemez ard arda gelen sayıların toplamı formülünü okuyorsun. Gauss'un buluşu. Yani sonra Gauss'un manyetik alan teorisine çok büyük katkıları vardır. Muazzam bir herif. Yani... Ya bunlar çok büyük adam. Riemann geometrisi mesela. Değil mi? İlk defa Arşimet'in dışında, Arşimet diyorum, neydi? Şeyin dışında, Öklit teorisinin, yani Öklit geometrisinin dışında bir geometriler grubu olabileceğini ilk defa gösteren Riemann'dır. Einstein zaten tamamen onun üzerine. Tabii yani Riemann olmadan Einstein'ı düşünmek mümkün değil. Mümkün değil. Değil mi? Ondan sonra görmüşüz İTÜ tarihine. İTÜ ile ilgili 3 tane ilginç bilgi verebilir misiniz? İTÜ'nün tarihi çok eski tabii Türkiye'ye nazaran. Yani Türkiye'nin içerisinde bir üniversitenin 250 senelik olması düşünülemez bir şey ama işte İTÜ öyle bir yer. İTÜ'nün en ilginç özelliği kopyalanmamış bir üniversite olması. Yani İTÜ, bütün diğer kurumlar Avrupa'dan kopyalanmış. İTÜ öyle değil. İTÜ
bizim bir ihtiyacımıza cevap veren bir üniversite. Yani Çeşme'deki o büyük facia oluyor. Cezayirli Gazi Hasan Paşa padişaha geliyor, diyor ki ya bu rezillik böyle devam edemez. Bu kadar cehaletle diyor bir imparatorluk yönetilemez. Ne yapacağız diyor padişah. Vallahi okul lazım bize. Yani diyor bu medreseyi boş ver diyor. Bunun dışında adam gibi bir okul lazım bize. Yani adamcağız bugün kalkıp şu imam hatiplerin nasıl yayıldığını görse Fücre'den gider Gazi Hasan Paşa. Yani tam tersini tavsiye ediyor çünkü padişah o zaman. Bize diyor teknik bir okul lazım ve bu okulda diyor Müslüman hoca ders vermemeli. Çünkü diyor Müslümanlar arasında bu kalitede adam yok. Ve onun için işte bir sürü yabancı bulunuyor. Veya sonradan Müslüman olmuş. Öyle Kamper Mustafa Ağa vardır. Topçu, balistik hocası. İTÜ'nün ilk balistik hocası. İskoçyalı bir adam. Kamper. Ama Müslüman olmuş. Aman diyorlar sen gel ders ver. Kamper Mustafa Ağa. Mesela Tondül diye bir şeyimiz var. Astronomi hocamız var. Fransız. Lafitte diye bir gene topçuluk dersi vermiş, matematik dersi vermiş bir Fransız var. O dönemde de öğretim dili Fransızca mı? Öğretim dili bu adamlar Fransızca öğretiyorlar ve o dilimde lisan bilme mecburiyeti var öğrenciler için, hocalar için de. Fransızca bileceksin. Ya çünkü tercümeyle Fransız evet. Hocaya ders vermiş. Tabii ama şey de isteniyor. Yani Fransızca bilinmesi mecburiyeti var. Daha ilk başında. Falan. Yalnız padişah Cezayirli'ye diyor ki hani bütün herkesin gayrimüslim olması iyi güzel de şimdi okulun başını da gayrimüslim yaparsak seni de keserler beni de keserler diyor. Onun için diyor bir Müslüman bulmak lazım bunun başına. Cezayirli diyor ki ben bunu düşündüm. Benim bir adaşım var diyor. Seyit Hasan. Seyit Hasan diyor İtalya'da okumuş. Bu diyor gemi mühendisi bir adam. Ah diyor onu baş hoca yapalım. Bizim ilk rektörümüz Seyit Hasan'dır. Onun için Seyit Hasan'ın kim olduğunu da biz şeyden öğreniyoruz. Bir İtalyan'dan öğreniyoruz. Toderini diye bir adamcağım, Literatura Turkesca diye bir kitap yazmış. Orada geçiyor adı. İlk rektörümüzün. Çünkü elimizde belge yok. Bir felaket yani. İTÜ'nün ondan sonraki ilginç olayı Vidinli Tevfik Paşa'nın rektör olmasıdır. Vidinli Tevfik Paşa, Cahit Arf'ın söylediğine göre İslam tarihinde yetişmiş üç orijinal matematikçiden biri. Sizin kitabını rastgele bulduğunuz. Evet. Hüseyin Tevfik Paşa bize rektör oluyor 1878'de. Mühendishane Nazırı oluyor. O çok önemli bir olay. Yani düşünün ki Türkiye'nin o zaman en büyük bilim adamı İTÜ'nün başına getiriliyor. Üçüncü ilginç olay, İTÜ'nün içerisinden 1909 senesinde son askeri fakültelerinde alınıp İTÜ'nün tamamen sivil bir okul haline gelmesidir. 1900'de başına da Refik Fenmen getiriliyor. Refik Fenmen Belçika'da elektrik mühendisliği okumuş. Ya, İTÜ'de tabii çok önemli. Bunlar önemli kilometre taşları İTÜ tarihinin. Ama İTÜ'de ilginç olay olarak bakarsanız o kadar çok var ki. Yani İTÜ Türkiye'nin ilklerini çok yapan bir üniversite. Mesela jeolojide yurt dışında ilk alınan ödül İTÜ'ye gelmiştir. Değil mi? Mesela Avrupa'nın en büyük üç madalyasından Steinmann madalyasını İhsan Bey aldı. Aynı kürsüden sonra ben aldım. Aynı kürsüden. Bir kürsüde madalya almak gelenek haline geliyor. Yani bu Türkiye'de hiçbir yerde yoktur. Havacılıkla ilgili üç ilginç bilgi. Valla havacılıkla ilgili her şey çok ilginç de. Havacılıkta benim çok ilginç olarak gördüğüm en önemli şey bir kere bir jetlerin keşfidir. Muazzam sürat yapıyorlar. İkincisi ses hızının geçilmesidir. Yani o çok zor bir iş aslında. Çünkü o sonik patlama oluyor bilmem ne. Ucuna sivri uç takmak akıllarına geliyor. Üçüncü de uzaya çıkılmasıdır. Yani o roket sanayinin geliştirilmesidir. Ki bunun benim bildiğim en az ikisi
Almanların marifetidir. Yani jetlerin kullanılması, icat edilmesi, kullanılması, bir de roketlerin icat edilmesi, uzaya gidecek roketlerin icat edilmesi Almanların marifetidir. Bunlar çok önemli buluşlardır bana sorarsanız. Araya girebilir miyim? Bu Elon Musk, işte SpaceX, bununla ilgili bilginiz var mı? Hayır. Gönderdikleri... Hayır. Hayır, yani ben onu izlemiyorum genelde. Roketi geri hiç hasarsız indirebildiler mesela. Ruslar onu daha ne zaman yaptılardı? Roketi mi diyorsun? Roketin kendisini. Kendisini hiç parçalara ayrılmadan yeniden bir adaya iniyor. Ha, onu hayır hiç bilmiyorum. İlk defa duyuyorum onu. Yani. Çok yakın bir zamanda evet. Oldu. Bayağı ilginç. Öyle mi? Onu... Çok çığır açacak. Herhalde yani diyorum havacılık dünyanın en hızlı gelişen teknolojisidir. Yani bilgisayarlardan bile hızlıdır. Çünkü bilgisayarlar daha ne zaman başlıyor? Havacılık daha bu yüzyılda ilk defa adım attı. O geldiği yere bakın ya. Müthiş. Yani şeye gittik. Güneş sisteminin dışına çıktık. Muazzam bir şey yani. Dünyanın varoluşundan beri bilinen en ilginç üç jeolojik olay hangileridir demişsiniz. Vallahi bir kere bir tanesi oksijenin dünyaya hakim olmasıdır ki bu 2,5 milyar yıl önce. Onun sayesinde biz varız. Ve o ilk çevre felaketidir. Yani o zaman yaşayan bakterilerin hepsi gitmiş gürültüye zavallılar oksijen ortaya çıkınca. Ondan sonra kabuklu yaşamın ortaya çıkışıdır. O da işte... Kambriyen'den hemen önce. Ki ondan sonra bol fosiller artık karşımıza çıkıyor. Bir de büyük Permiyen yok oluşu. Yaşayan canlıların %90'ı gitmiştir. Bunlar çok 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 ilginç olaylar. Bunlar hem biyolojiyi hem jeolojiyi ilgilendiren olaylardır. İnsanlar nüfus artışı sorununa çözüm bulamazlarsa... Bir facia olacak. Yani bir bilemi yiyecekler sonunda. Kendilerini ortadan kaldıracaklar. Ki bu çok yakın. Yani dünyanın nüfus gelişimine bakarsanız, yani 19. 20. yüzyılın başında dünya nüfusu henüz 2 milyar bile değil. 2050'de 9 milyar olacak. İnsanın, modern insanın ortaya çıkışı 100 bin sene ise, düşün 100 bin seneden 1900'ün başına kadar ancak 2 milyarı bulmuşsun. 1900'den 2050'ye 7 milyar daha ilave ediyorsun. Korkunç bir şey bu yani. Bu çok, bu benim gördüğüm en büyük felaket bu. Ama herhangi bir canlı grubu tarafından gerçekleştirilseydi gene muhtemelen sonuç aynı olur. Ama işte herhangi bir canlı grubu tarafından gerçekleştirilemiyor çünkü tabiat kontrol ediyor. Anlatabiliyor muyum? Onların ortadan kalkması için çeşitli mekanizmalar var. Biz aklımızla bu mekanizmaları ortadan kaldırıyoruz. Hastalıklarla mücadele ediyoruz. Efendime söyleyeyim, savaşlarda daha az adam ölmesine sebep oldu. Gerçi daha çok adam öldürdük ama yani nüfusumuza nazaran daha az adam öldürüyoruz. Ölenleri veya yaralananları daha çabuk tedavi ediyoruz. Falan. Dolayısıyla çok bana sorarsanız çok korkunç bir yere doğru gidiyoruz. Yani buna bir çare bulunması şart. Yani nüfus artışına bir çare bulunması şart. Yani işte 3 çocuk sahibi olun, 5 çocuk sahibi olun. Bu gibi laflar sorumsuzca laflardır. Ve ancak bilgisiz insanların edeceği laflardır. Zaten dünyayı bekleyen en büyük felaket de bilgisizlerin egemen olmasıdır ki bugün yavaş yavaş bütün dünyada bu oluyor. Bakın Amerika'da bu oluyor. İngiltere'de bu oluyor. Türkiye'de haydi haydi oldu. Yani bundan sonra yönetici grubunun aslında çok sıkı bir eğitim görmüş olması lazım. Bütün dünyada daha az eğitim görmüş insanlar yöneticiliğe kayıyor. Donald Trump'ı mı düşünüyordunuz hocam? Ya Donald Trump'ı düşünüyorum. Efendim John Major lise mezunuydu. Düşün Thatcher'dan sonra başbakan olanı. Bir felaket yani. Ve işte bu adamların hepsi İşte ya işletme, ya sosyal bilimler okumuşlar. Sosyal bilimler bilim değil. Ya çok önemli. Trump'la ilgili biraz daha düşüncelerinizi alsak çok iyi olur aslında. Ya Donald Trump'la ben tanımıyorum Donald Trump'ı. Şimdi Donald Trump gibi bir adamın bir ettiği laf var, bir de yaptığı iş var. Bunları ayrı tutmak lazım. Dolayısıyla adamı tanımadığım için ne yapabileceğini bilmiyorum.
Anladım. Ama bu adam iş adamı. Yani çok aptal olamaz bu kadar para kazanmış bir adam. Değil mi? Yani Hillary onun kadar akıllı olmayabilir. Bilmiyorum ama. Ama yani işte bugün bir Cameron'a bakıyorsun. Felaket dünyadan bir haber bir herif. David Cameron, İngiliz Başbakanı. Yani bütün bu yöneticiler arasında en güvenilir görünen Frau Merkel'dir. Frau Merkel'in ne olduğuna bakıyorsun? Fizikçi ya. Fizik doktorası yapmış. Yani onun için dünyaya biraz daha ciddi bakabilen bir insan Frau Merkel. Sizce peki hocam yöneticiler doğa bilimleri konusunda tahsil yapmış insanlar mı? Evet, kesin bir kere. Oradan o evet. Yani bu konuda uzman olmaları şart değil. Doktoraları bilmem neleri olmasın ama doğa bilimcilerle ve mühendislerle konuşabilmeleri lazım. Yani olaya dışarıdan bakan ama onların fikirlerini çok önemseyen kişi. Önemseden anlayan. Önemsemekten ziyade anlayan adam olması lazım. Yani şu anda bizim Türkiye'mizin en önemli sıkıntısı politikacıların hiçbirisi doğa bilimleri hakkında hiçbir şey anlamıyorlar. Onun için saçma sapan laflar ediyorlar, saçma sapan işler yapıyorlar. Tamamen güvenilmez bir sınıflar onun için. Yani imam mektebi bitirmiş, işletme okumuş, sosyoloji okumuş adamlardan 21. yüzyılın sorunlarını göğüsleyebilecek yönetici çıkmaz. Çıkamaz. Çünkü 21. yüzyılın sorunları tamamen doğa bilimlerinin sorunlarıdır. Bunları bilen adam lazım bize. Yok ama. Erdal'ın önü iyi miydi? Hayır. Hayır, çok kötüydü. Erdal İnönü'nün çok kötü olmasının sebebi işte bu fizik okumuş bu adam. Ondan sonra hiçbir şey yapmamış. Hiç. Yani fizik profesörü olmuş bir adamın fizikte hiçbir şey yapmamış olması. O yaptığı işte hiçbir şey anlamamış demektir bu adam. Ya, böyle bir şeyi bırakmak mümkün mü ya? Yani saçma sapan işlere daldı. Yani o da çok akıllı bir adam olmadığını gösteriyor. Ben de ben hayatını okuyayım dedim. Hiç bu konulardan bahsetmiyor yani. Ne yaptı fizik konusunda ne yaptığından hiç bahsetmiyor. Ha yok ki. Ha ne bahsetsin? Yok bir şey. Yani. Değil mi? Osmanlı'da yaşamış en büyük üç bilim adamı. Şimdi en büyük kime nazaran en büyük? Osmanlı'ya nazaran mı en büyük? Çünkü Osmanlı'da bilim adamı yok. Yani en büyük, en büyük derseniz işte şeyle başlamamız lazım. Hüseyin Tevfik Paşa ile başlamamız lazım. Hüseyin Tevfik Paşa'dan sonra bana sorarsanız Katip Çelebi gelir. Orada tarihçi olarak önemli bir adamdır. Onun da yaptığı, en iyi yaptığı şey bir bibliografyadır. Keşf-i Zünun'dur. Değil mi? Bunları söyledikten sonra şey bitiyor. Yani Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi çok iyi bir coğrafyacı, çok iyi bir gözlemci. İşte üç tane adam say derseniz bana Hüseyin Tevfik Paşa gelir. Arkasından Evliya Çelebi gelir. Arkasından Katip Çelebi gelir. Üç tane adam. Orijinal düşünebilen adamlar bunlar. Onun da bir tane yok. Yani tesadüf üç tane söyle demişsiniz. Dört tane söyle deseydiniz dördüncü yok. Üç tane adam var Osmanlı'da. Buna mukabil Anadolu topraklarında yetişmiş çok adam var. Yani ben ki bunlar yalnız Anadolu'nun büyük adamları değil, bütün dünyanın en büyük adamları bunlar. Thales, Anaximandros, Heraklitos. Bu üçü işte bizim bugünkü modern bilimimizi yaratan insan. Bütün bilimi dünyada. İstanbul'u bekleyen en büyük üç tehlike nedir? Bir tanesi depremdir tabii. Korkunç. Arkada nüfus patlamasıdır. Yani İstanbul'da bu nüfusu böyle artmaya devam ederse İstanbul kalmayacak yakında. Bir de tarihin yok edilmesidir. İstanbul'da tarih yok ediliyor. Çünkü İstanbul'u çok cahil insanlar yönetiyor. Ama çok. Yani öyle böyle değil. Depreme karşı örneğin aldığınız özel bir önlem var mı evde böyle? Var, var. Tabii. Ya bu ev olduğu gibi elden geçirildi. Zaten daha yapılırken mesela yukarıdaki kütüphane askıya alındı evden bağımsız olarak. Öyle şeyler yapıldı. Bir de ben bir şey duymuştum bir röportajınızda. Bu bölgede birkaç eve sağlayabilecek kadar bir enerji depoluyormuşsunuz. Hayır, o uydurma öyle bir şey hiç söylemedim hayatımda yani hiç yok.
Hiç öyle bir şey yok. Yani deprem sonrası için. Hayır. Yani benim bir jeneratörüm var. Hı-hı. Ama ben onu deprem için koymadım. O jeneratör çünkü ikide bir de elektrik kesiyor İstanbul'da. Bana elektrik ikide bir de kesirse ne yaparım ben burada ya? Bir jeneratörüm var benim burada. Ama yani böyle bir deprem anında ben eminim oradan Doğan Bey'e de elektrik verebilirim. Büyük bir memnuniyetle. Ondan sonra genel kültüre gelmişsiniz. En ilginç üç mitolojik karakter. Bir tanesi Jason'dır. Jason. O altın postu aramaya giden adam. İkincisi Odysseus'tur. Meşhur İthaka kralı Odysseus'tur. Üçüncüsü de Herkül'dür. Şimdi dikkat ederseniz bu üçünün de coğrafi keşif gezileri vardır. Onun için benim çok ilgimi çekmiştir bunlar. O zamanki dünyayı anlatıyorlar ama böyle mitolojik bir sisin arkasından anlatıyorlar. Çünkü daha bilimsel düşünce yok. Bilimsel nasıl anlatılır falan. Diyor bunların hepsini işte Homeros'tan öğreniyoruz. İşte Siyados'tan öğreniyoruz falan. Ama bunları okuduğunuz zaman her şeye rağmen bir bilimsel kaygının olduğunu görüyorsunuz. Dünyayı öğrenme kaygısının olduğunu görüyorsunuz. Yani meleklerin yanına gittim bilmem ne öyle palavralar yok burada. İşte şu adaya gittik, şu tür canlılar vardı, bilmem ne vardı ama onları öğreniyorsunuz. Bir de Odysseus çok zeki bir adam. Sonra Odysseus'un Poseidon'la mücadelesine bakıyorsunuz. Orada bir insanın doğayla mücadelesini görüyorsunuz. Yani ben hiç unutmuyorum, çok güzel iki gösterimlik bir mini dizi vardı Odysseus diye. Çok güzel yapılmış bir diziydi. Oğlumla seyrediyor. Oğlum da o zaman 9 yaşında. Oğlumla beraber seyrediyorduk. En sonunda işte Odysseus'a Kalipso izin veriyor. Çünkü Zeus'tan emir geliyor Hermes vasıtasıyla. İşte bu kendine bir sal yapıyor falan. Yola çıkıyor, evine gidecek artık. Tam evine gidecek, muazzam bir fırtına kopuyor. Sal parçalanıyor. En sonunda bu isyan ediyor, bağırıyor. Ey Poseidon diyor, benden ne istiyorsun? Sana diyor verecek canımdan başka hiçbir şeyim yok diyor. Derken Poseidon dalgaların arasında cevap veriyor. Ey Odysseus diyor. Ben senin canını istemiyorum diyor. Benim senden tek istediğim diyor. Biz tanrılar olmadan diyor. Siz insanların hiçbir şey olmadığını anlamandır diyor. Şimdi benim oğlumu da seyrediyordu. Ona dedi ki bak baba dedi. Bu dedi Poseidon'un dediği doğru dedi. Niye dedim? Çünkü düşün dedi Poseidon kim? Poseidon denizdi. Zeus kim? Zeus gökyüzü. Tabiat olmadan dedi insanlar hiçbir şey ifade etmiyor. Poseidon dedi Odysseus'a onu söylüyor. Fazla böbürlenme diyor dedi. Tabiatın içinde yaşadığını unutma diyor dedi. Bu çok hoşuma gitti. 900 yaşında bir çocuğun bunu söylemesi. Allah öyle. Ondan sonra bana demişsiniz ki okunması gereken üç gezgin ve eserleri. Şimdi bütün dünya için mi bunu soruyorsunuz? Biz Türkler için mi bunu soruyorsunuz? Bütün dünya için soruyorsanız bir kere şeyle başlayın. Christoph Kolomb'la başlayın. Onun bir şeyi vardır. Deniz, yani Kaptan Günlüğü. Müthiş ilginçtir. Yani onu okumak şart. Bilinmeyen bir yere giden bir adamın tuttuğu günlük. Nereye gittiğini bilmiyor, ne çıkacağını bilmiyor, hiçbir şey bilmiyor. Mesela ilk defa manyetik deklinasyonu keşfediyor. Anlamıyor, ne oluyor diyor. Değil mi? Ondan sonra Stanley'i okumanız lazım. Afrika'nın keşfi. Çok çok ilginçtir. Yani Afrika'nın keşfinde en fazla yer kat etmiş adamdır bu herif. Bir de Sven Hedin'i okuma, Orta Asya'nın keşfi. Muazzamdır yani. Ama Türkler hangisini önce okusun derseniz Evliya Çelebi'yi tavsiye. Evliya Çelebi çünkü bizim kültürümüzde hakikaten orijinal düşünüp çok iyi gözlem yapabilen nadir adamlardandır. En büyükleridir bana sorarsanız. Sorularınız bitti. Teşekkür ederim.